Yahya Aleyhisselam ile Hazreti Meryem teyze çocuklarıdır. Yahya Aleyhisselam çocukluğundan itibaren ibadetle yetişmiş bir mümindir. Kendisine olgunluk çağında peygamberlik verilmiştir. Yahya Aleyhisselam son derece iffetli bir hayat yaşamış, zalim bir hükümdarın iffetsizliğine karşı çıktığı için şehadet şerbetini içmiştir. Zekeriya aleyhisselama Hz. Yahya'nın ihsan edilmesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Orada Beyt-i Maktis'te Zekeriya Rabbine dua etti. Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Ali İmran 38 Rabbim dedi, muhakkak ki ben o hale geldim ki kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağırdı ve ben Rabbim sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Meryem suresi 4. ayet Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır tarafından bana bir veli oğul ver Meryem 5. ayet ki o bana varis olsun Yakup hanedanına varis olsun Rabbim onu rızana layık kıl Meryem 6. ayet Zekeriya aleyhisselam'ın canı gönülden yaptığı bu dua samimi dua indi ilahide makbul oldu Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici efendi iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler Ali İmran 39. ayet. Müfessirlerin beyanına göre ayetteki kelime ile kastedilen Hazreti İsa'dır. Ali İmran suresinin 45. ayeti kerimesi de bunu açıkça ifade etmektedir. Diğer bir ayeti kerime şöyledir. Allah buyurdu ki, Ey Zekeriya, biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık. Meryem 7. ayet Ayette daha önce ona kimseyi adeş yapma, adaş yapmadık buyurulması Hz. Yahya'yı tekrim içindir. Zira Yahya ismi ilk olarak ona verilmiş, üstelik bizzat Cenab-ı Hak tarafından lütfedilmiştir. Bu aynı zamanda Yahya Ali aleyhisselamın sahip olduğu diğer müstesna faziletleri de ifade etmektedir. Yahya diri manasındadır. İki ihtiyardan bir evlat bahşedilmesi adeta ölüden diri yaratmak gibidir. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Zekeriya ey Rabbim bana ihtiyarlık gelip çattığına üstelik karımın da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yapar. Allah böyledir dedi. Rabbin o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasının kabul olmasının alameti, üç gün insanlarla işaretten başka şekilde konuşmaması ve Rabbini zikretmesi oldu. Zekeriya, Rabbim oğlum olacağına dair bana bir alamet göster dedi. Allah buyurdu ki, senin için alamet, insanlara üç gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok zikret, sabah akşam tesbih et. Zekeriya aleyhisselam, üç gün insanlarla hiç konuşmadı kavmine tebligatını toprağa yazarak işaretlerle bildirdi. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkacak olanlara sabah akşam tesbihte bulunun diye işaret verdi. Hak Tuala buyurur, biz de onun duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Zevcesini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kırdık. Onlar bütün peygamberler hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin bir saygı içindeydiler. Allahu Teala Yahya Aleyhisselam'a rüş çağına geldiğinde Tevrat'a sarılmasını emretti. Ey Yahya, kitaba, Tevrat'a var gücünle sarıl dedik. Ve henüz sabiyken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Ana babasına çok iyi davranırdı. O isyankar bir zorba değildi. Hazreti Yahya'ya peygamberlik verildi. Ancak İsa aleyhisselama peygamberlik ve İncil gelene kadar Musa aleyhisselamın şeriatine tabi oldu. Musa aleyhisselamın şeriatı ile amel eden peygamberlerin sonuncusudur. Babası Zekeriya gibi şehit oldu. Musa aleyhisselamın getirdiği şeriate göre kardeş karısıyla evlenmek yasaktır. Bunun cezası da kısırlaştırmadır. Tevrat'ta yabancılarla zina etmenin cezası ölüm iken evlenilmesi yasak olan kişiler arasındaki zinanın cezası ise daha farklıdır. Nitekim Hz. Yahya'nın şehit edilmesine de sebep olan bu mevzu ilgili ayet olarak hadise olarak şöyle nakledilir. Hz. Yahya'nın peygamberliği sırasında Kral Herod kardeşinin karısı ile zina eder. Bunun üzerine Hz. Yahya bunun ilahi kanunlara aykırı olduğunu söyleyince kral tarafından zindana atılır. Daha sonra kralın doğum günü şenliğine zina ettiği kadın kızıyla birlikte katılır. Bu kız yaptığı olduğu gösterilerle kralı adeta büyüler ve mest eder. Kral o gün Kız ne dilerse onu yerine getireceğine söz verir. Annesi tarafından kandırılan kız Hazreti Yahya'nın başını ister. Bu istek karşısında kral çok üzülür. Ancak verdiği sözü hatırlar ve Hazreti Yahya başı kesilerek şehit edilir. Bir rivayette Yahya aleyhisselam başı defalarca kesildikten sonra bile zalim Herot'a bu kız sana caiz değildir diye hitap etti. Ne gaflettir ki Yahya aleyhisselamın peygamberlik mucizelerini gördüğü halde betbah birinci Herot ona karşı çıkmış ve onu şehit etmiştir. Yahya aleyhisselamın mübarek bedeni muhtelif şehirlerdedir. Başı Şam'daki Umeyye Camii'nde gömürüdür. Herot'la evlenen kız ise daha sonra yerin dibine geçmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın semaya çekilmesi de bu vakte rastlar. Çünkü o zaman Yahudiler peygamber öldürecek kadar azgınlaşmışlardı. Nitekim bu ve buna benzer pek çok aşırı cürümleri sebebiyle Cenab-ı Hak tarafından şöylece lanetlendiler. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle onları lanetledik, kendilerine türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir. Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Cenab-ı Hak onun mucizevi doğumunu yaşı hayli ilerlemiş olan babasına müjdelerken salih bir gençte bulunması gereken şu güzel vasıflara dikkat çekmiştir kendinden önceki peygamberleri tasdik etmesi, efendi, iffetli ve salih olması. Allahu Teala Hazreti Yahya'ya aleyhisselam'a, ma Rus çağındayken indirdiği kitaba sıkıca sarılmasını emretti. Gençliğini cenab Hakk'ın rızası istikametinde geçiren Yahya Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de şu güzel vasıflarıyla met edilir. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O müttaki, günahlardan çok sakınan bir kişiydi. Anne ve babasına çok iyi davranırdı. Yahya Aleyhisselam şehit edildiği zaman 30 küsür yaşındaydı o ayeti kerimede de bildirildiği üzere üç tehlikeli günde Allahu Teala'nın rahmetine nail olmuştur. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Meryem 15. ayet. Beyzavi bu ayeti şöyle açıklar. İnsanlara musallat olan şeytan ona hayatında zarar veremesin. Kabir azabından salim olsun. Hesap korkusu ve cehennem azabı görmesin.